sabah saat 05.50. Arabamızı taş ocakları mevkiine park ettik ve yavaş yavaş yürümeye başlıyoruz. Hedefimiz İtulmaz zirve. Aile boyu zirveye çıkmaya çalışacağız. Umarım kazasız belasız tekrar aşağı ineceğiz. Dağına çıkmak için yürüyüşe devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz manzara iyi de. Saat şu an sabah 7'ye 20 var. Taş ocakları mevkisinden başladık. Yavaş yürüyoruz. Bu tarafta da güneş yavaş yavaş geliyoruz. Zirve gözüktü. Aşağıdan aslında böyle çok dik bir rampası yokmuş gibi gözüküyor ama bayağı da dik aslında bakarsanız bazı yerlere. Şu an bir sırt açmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ikinci tepeye doğru yükselmeye devam edeceğiz. Biraz rüzgar var. Sıcaklığı gayet ideal. Muhtemelen öğlene doğru iyice sıcak olacak. Zirvede ne var diye.
Kurtulmaz Tepesi yürüyüşü devam ediyor. Sabah saat 05.50'de başlamıştık. Şeyden, kum ocakları mevkisinden. Şu anda 3. sırtı da geçtik. Rüzgar var. Hedef. Zirve. İtulumaz 2160 metre. Buradaki Toroslar uzantılarından Niğde'nin bir biliyorsunuz Niğde karşı taraf Pelendiz Dağları. İlk yeşillik hançerdi. Onun sol tarafına doğru gelen yer Koyunlu. Organize sanayi bölgesi. Akkaya Barajı. Sazlıca ve Bor. Tabi buradan seçilebiliyor mu? Ağaca suyu yapayım. Bursam, evet, sanırım uzakları da daha. Buranın manzarası böyle. Yavaş yavaş geçersen kendi evinizi bulabilirsiniz. Kale. Karşı tarafta Melendiz Dağları. Evet, zirveye az kaldı. Bizimkiler yürümeye devam ediyorlar. Şimdi ben de yürüyüşe geçeyim. Bakalım şu yamacın arkasında neler göreceğiz. Bu sefer gimbal'ı takmadım. Onun için biraz sallantılı olabilir. Evet, tahmin ettiğim gibi arkada yumuşak elinde bir vadi var. Daha peki bu tarafta ne var? Bu taraf manzaramızda. Evet, aşağıda küçük bir uçurum var. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Tatlı
Hayır hiç ya. Evet, şimdi yürümeye devam ediyoruz. Yani şimdi bir elinde tabii iki tane baton, bir elinde de gimbal'da çekim yapmaya çalışıyorum. Şöyle azıcık geleyim size manzarayı göstereyim. Evet, artık uçuruma geldik. Aşağısı Niğde. Zirveye yaklaştık. Bakın. Tabii bizim ekip şu an güneşe yenik düştü. Tülay ve Derin ikisinde ilk zirve macerası olacak. Onun için basit bir yere gelelim dedik. Böyle antrenman niteliğinde bir yere çıktık. Şimdi karşıda Aladağlar da gözüküyor. Seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama gördüğünüz en sivri nokta Demir Kazık. Hatta şöyle Aladağlar. Gördüğünüz gibi Demir Kazık. Bir sürpriz daha. Eğer kamerada gözüküyor ise Erciyes'te gözüküyor burada. Artık yükseldik. Sineklerin mızıltıları var. Eğer kameradan duyulursa. Evet. Erciyes sadece gölge olarak gözüktü. Biz yürümeye devam edeceğiz biraz daha. Bakalım sizinle beraber yürüyelim azıcık. Park çok şey değil. Zor değil. Çiçekler. Yeni yağmur yağdığı için. Çiçekler de büyümüş. Evet, şimdi zirve öncesinde sol sırtımızı aşacağız. Burada manzara süper. Evet. Karşısı bol karlar. Şöyle size manzara göstereyim. Evet, orası Aladağlar. Daha sonra sağ sırttayız. Bizimkilerin bayağı hoşuna gitti herhalde. Ha, evet. Beğendiniz mi? Zor muydu peki? Başlangıç biraz zorlayıcı gibiydi ama sonra alıştım. Çok da zorlamadı beni. Yani hiç antrenmanın olmadığını düşünürsek hayatında ilk defa dağa çıkıyorum. İşim. Yani dağ demeyelim de tepeye çıkıyorum artık. Koskoca. Dağ var. Evet. Şimdi zirveyi görüyor musunuz? Oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım yürüyelim. Evet, yavaş yavaş sanırım zirve sırtındayız. Gerçekten zirvede miyiz onu da bilmiyorum ama şimdiden başladım çekmeye.
Ve evet, zirvede olmanın dayanılmaz hafifliği. Evet, zirvedeyiz. ...2167 metre. Neredeyiz? İt Ulumaz tepesindeyiz. Gala İt Ulumaz dağındayız. Sanırım zirvede olmanın dayanılmaz hafifliğini anladınız mı? Evet, anladım. Ne demek zirvede olmak? Süper. Güzel mi? Aşağıdan gördüğümüz o yüksek sivri tepenin üstündeyiz şu an. Dağın üstündeyiz. Evet. Biraz böyle şey... Nasıl çıktık diye. Çünkü gerçekten aşağıdan çok büyük ve sivri duruyor. Şimdi onun tepesindeyiz. Değil mi? Ama sen çok güzel bir yoldan geçmişsin. Evet, rotamızı daha önceden belirlemiştik. Arkası çayırlık, çimenlik. Her zamanki taş ocakları var. Şu tarafa doğru yürüyelim. Daha neler varmış onlara bakalım. Biraz daha şu sihir ucuna gidelim şimdi. Evet, daha şimdi Niğde'den baktığınızda sağ taraftaki sihir ucuna doğru gidiyoruz. Evet. Sanırım dağın en yüksek sihirisine geldik. Çok belli olmuyor ama şöyle batonları yine atayım. Azıcık da zoom yapalım. Şimdi Akkaya Barajı'nı gördünüz. Bor. Aşağısı sadece. Göbekli Tepe gözükmüyor. Havuz köyü falan gözüküyor, yanlış bilmiyorsam. Havuzlu, Halaç köyü. Oralar gözüküyor. Şöyle biraz yukarıya doğru kaldırabilirsem. Tabii karşı taraf çok... Hava böyle buharlı, sisli olduğu için... Telefon kamerası çok seçmiyor. Bol karlar. Evet. İt Ulumaz Tepesi. Şöyle biraz daha uçurabiliriz. Evet. Önümüz uçurum. Çok yüksekte değiliz. Niğde'deyiz. Niğde'nin karşısında kurulduğu ovanın tam karşısındaki İt Ulumaz Dağları'nın zirvesindeyiz. 2160 metre yüksekliğinde. Sabah 6'ya 10 kala taş ocaklarının oradan başladık yürümeye. Saat 10.30 civarında da zirveye ulaştık. Burada bir şeyler atıştırdık. Biraz manzaranın tadını çıkardık. Artık iniş için yolumuza devam edelim.
Evet, şu anda inişe geçtik. İniş liderliğimizi Derin yapıyor şu anda. Onun çizdiği rotadan biz devam ediyoruz. O bizi aşağı doğru indirecek. Dağın arka yamacından inmeye karar verdik. Burayı da görelim dedik. Şimdi arka yamacında dağın böyle bir dere var. Aşağıda ağıl gibi bir şey yapmışlar. O aşağıda gördüğünüz yola ineceğiz. Tabi burada çok dik olduğu için eğimi azalta azalta iniyoruz. Şimdi derin bize rota yapıyor. Biz de onun gittiği yoldan onu takip ediyoruz. Şu an yürüyüş liderimiz Derin. Biz de onu takip ediyoruz. Evet, inişimizi tamamladık. Zirve yukarıda kaldı. Bu derenin içerisinden zikzaklar çizerek indik. Şu anda artık derenin yatağındayız. Yürüyüşe devam, artık arabayı bıraktığımız yere doğru yürüyeceğiz. Bu arada burada çok güzel bitkiler var. Özellikle şu diken çok hoşuma gitti, böyle halı gibi bir dokusu var. Evet, yani gerçekten güzel. Diken ama yine de harika gözüküyor. Yine sığır kuyrukları var burada. Çok faydalıdır. Aynı zamanda toprağı da çok iyi besler. Burada bir çoban damı var. Ağ gibi bir şey yapmışlar. Artık derenin yatağını izleyerek arabamıza doğru gideceğiz. Her yerde çekirgeler var, kelebekler var. Hayatımda hiç görmediğim değişik değişik çekirgeler gördüm. Çok ilginçlerdi gerçekten. Bir tane akrep gördük. Derin ilk defa akrep görmüş oldu. Hatta şöyle derenin içinden otoçöpe girmeden rahat rahat yürüyelim. Biraz sarsıntılı bir görüntü. Gimbal'ı takmadım. Doğa her zaman güzel. Şöyle bir detay vereyim. Çok fazla çöp görmedim. Demek ki buraya çok fazla insan gelmiyor. Ya da gelenler de gerçekten çöplerine sahip oluyor. Biz de yol boyu bütün çöplerimizi iki poşet halinde topladık. Şu an sırt çantamda. Müsait bir yerde çöp atacağız onları da. Evet, şu anda dağın etrafını dolaştık. Arka tarafından indik. Oradaki dereyi takip ederek taş ocaklarının olduğu mevkiye geliyoruz. Burada patika, yani patika demeyelim de böyle tam bir yol var. Yola indik. Şimdi yolu takip ederek arabaya doğru gitmeye çalışıyoruz. Aslında çıktığımız rotadan inseymişiz çok daha hızlı inermişiz ama işte bizim biraz merak, orada ne varmış diye merak ettik. Aşağıya indik. Ondan sonra kocaman bir tavşan gördük. Yine kocaman bir kertenkele gördük. Yemyeşil. Ondan sonra bir keklik sürüsüne rastladık. Aslında zevkliydi. Sadece saat şu an kaç oldu? Saat 2 oldu. Yani sabah 6'ya 10 kala başladığımız yürüyüş şu an 14 saat. Yani neredeyse 8 saat oldu. Aslında bize söylenen yukarıya 7 saatte acı çıkacağımızdı ama 3 saatte çıktık. Hem de 2 tane acemiyle beraber 3 saatte çıktık. Biraz da işin keyfini çıkarmak için 1-1,5 saat kadar yukarıda kaldık. Yaklaşık 3,5 saatte de aşağı indik. Bu arada arabamız da ileride gözüktü.
Demek ki yolumuz az kaldı. Evet, biraz önce bu dağın zirvesindeydik. Şimdi aşağıya indik. Bugünkü etkinliğimiz de burada bitti. Toplam 11.8 kilometrelik bir parkur yürüdük ve tırmandık. Bir başka etkinlikte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle.